adayı kaybedecek hocalarla beraberiz. Gece gösteri sanatları yönetmenliğiyle birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Yani İzmir Zolusu önce Ümit Hocam'la başlayalım. Peki. Nasıl istersiniz? Ümit Hocam, öncelikle tanıyabilir miyiz biraz? Biz sizi biliyoruz ama izleyicilerimizin denizden bir izleyicilerimizin biraz tanıtırsanız kendinizi. Ben aslında psikolojik danışmanım. Ama yüksek lisansımı gösteri sanatları üzerine yaptım, yapıyorum. Efeli kültürüne uzaktan beri zaten Ödemiş'te olduğum için bir ilgim vardı. Tez konumda ben Efe'leri, Çakırcalı Mehmet Efe'yi seçtim. Bu bağlamda çalışıyorum. Birazdan Çakırcalı'ya değineceğiz ama ben hemen Abdurrahim Hocam'a dönüştüm. Hocam sizi de biraz tanıyabilir miyiz? Evet, ben Abdurrahim Karademir. Aydın Çin'e kasası doğumluyum. Aydın'dan sonra İzmir'de 25 yıl İzmir'de okuyor ve Yönmezsizler ve Türk Müziği Konservatuarı'ndan 10 Mayıs tarihi itibariyle emekliyim. Evet, şu anda Ümit Bey'le derneğimizle güzel çalışmalar yapacağız. Şimdi bugün aslında ana temamız Çakırcalı Mehmet Efe ve kızanlar olacak bu noktada. Efe'liye biz her hafta değiniyoruz. Bu hafta da sizlere Çakırcalı Mehmet Efe'ye geliyoruz hocam. Biraz bahseder misiniz hocam? Yani ne diyeyim? Çakırcalı Mehmet Efe ve kızanları, işte oyun tiyatrosunu yazdınız mesela, yönettiniz. Evet. Biraz bahseder misiniz? Nedir, ne değildir? Evet. Yani Efe'lik kültürü çok eskilere dayanıyor. Yani biraz sonra belki Abdurrahim Hocam bu konuyu bize eskilerden nereden geldiğini daha iyi anlatacaktır ama benim sürecim bu Efe'lerin içerisinde Çakırcalı Mehmet Efe ile karşılaşmam. Biraz da onunla ilgili hikayeleri daha çocukluğumuzdan itibaren yörede dinlememizden kaynaklanıyor. Hısımlarımız da var. Yani benim ailemde de işte Kurtuluş Savaşı'nda zeybeklik yapan büyüklerimiz, atalarımız var. Bundan dolayı bu konuya bir ilgi duydum ben. Ve bir de bunu akademik bir dile çevireyim istedim. Ve Çakırcalı Mehmet Efe'yi de kendime tez konusu olarak belirledim. Daha çok Çakırcalı Mehmet'in sanata nasıl yansıdığını ben işledim. Çünkü çok ilginçtir. Çakırcalı Mehmet'in 5 tane Türkiye'de filmi çevirmiş. Ve zamanında İstiklal Caddesi'nde Altay Kapalı Gişe oynamış bu filmler. Yani şu an böyle bir şey yok. Ve 10 senede bir filmi çevirmiş. Hatta yenilerde öğrendim. Yunanistan'da da Çakırcalı filmi çevirmiş. Yani şimdi bu kadar önemli bir adamın yani Süpermen'in bile 5 tane filmi yok. Yani önemli bir kahraman ki bu kadar filmi yapılmış bunun. Fakat hiç tiyatrosu yapılmamış. Ben biraz da bununla ilgilendim. Ve yüksek lisansım da zaten gösteri sanatları üstüne olduğu için Çakırcalı Mehmet Efe'nin özelinde Efe'leri işleyen bir gösteri sanatı icra etmek istedik. Tabii bu yolda ben 2014 yılında ben bunu ilk önce belgeselini yaptık. Hatta bir Avrupa Birliği projesinde İtalya'da da oynadık. Hatta çok ilginç geldi bana. İtalyanlar hani dil bilmemelerine rağmen şey dediler, bu Robin Hood'a benziyor dediler. Çünkü Robin Hood hayali bir kahraman biliyorsunuz. Gerçek yaşamış bir kahraman değil. Çakırcalı gerçek bir kahraman. O da yoksuldan alıp zenginlere vermesiyle. Zaten Çakırcalı Mehmet Efe zamanında Avrupa basını çok ilgilenmiş onlar. Özellikle İngiliz basını, İtalyan basınları. Hem korkmuşlar hem de hayranlık duymuşlar. 15 yıl boyunca dağlarda hüküm süren ve yörüklerin ve Türkmenlerin desteğini alarak işte onları yatakları yapıyormuş. Uzun yıllar tabii neden yörükler, Türkmenler Çakırcalı'yı desteklediler? Çünkü Çakırcalı onları korudu. Onları bir takım çalı kakıcı dediğimiz eşkıyalardan, işte diğer vergicilerden, bir takım zor kullanan zalimlerin karşısına Çakırcalı Mehmet Efe çıkıyormuş. Fakat ben belgeseli yaptığımda bir eksiklik hissettim. Çünkü zeybeklik deyince dans, zeybek dansları geliyor. Bu eksikliği biz kendimiz gideremedik. Fakat Abdurrahim Hoca'yı bulunca çok rahatladık. Çünkü Abdurrahim Hoca uzun yıllar, yani kendisi de bahsedecektir, uzun yıllar Ege'nin dağlarında, köylerinde dansları derledi, zeybek danslarını derledi ve çok değerli çalışmaları olduğunu biliyoruz, arşivini biliyoruz. Bir kısmını gördüğümden eminim, görmediğim kısmı da çok zengin olduğunu tahmin ediyorum. Ve onun desteğiyle biz oyunu artık görsel bir şölene çevirmeye karar verdik. Hem tiyatro hem de dansı aynı sahneye. Şunu diyebilir miyiz hocam? Yani işte Anadolu Ateşi'nin aslında Ege yörüsü diyebiliriz. Ege ateşi diyebiliriz. Hem oyun hem artı şeyler. Anadolu Ateşi farklı bir format. Biliyorsunuz dünyada bir takım dans akımları gelir.
gerçekleşiyor. O da bizden değil, İtalya. Ama İtalya bir kurguyu kendimize çevirdik. Bu tamamen yerli ama. Ama bizim yaptığımız tamamen yerli ve bizim ürünümüz. Hocam bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi Eferik'le Zeybek'i hep karıştırılır. Yani Eferik işte hep gidip böyle işte düğünlerde, törenlerde oynayan bir söken bir şey olarak. Şimdi öyle anlaşılıyor. Halbuki Eferik'in daha farklı bir yapısı var. İşte hocam da bahsetti zaten. Yani o nedir işte zalim zulmüne karşı baş koyan, isyan eden, daima halkın yanında olan, devletçi bir yapısı olan kişiler. Ama ne yazık ki işte Efeler ile birlikte hadi bakalım ki çıkın oynayayım. Şimdi öyle anlaşılıyor. Şimdi bunu nasıl aşabiliriz? Yani aşamalarında neler yapılıyor? Siz zaten başlamışsınız. Biraz kısa kısa zamanımız çok dar olduğu için kısa kısa geçelim. Bu kurumun adı Zeybeklik Kurumu. Zeybek. Onun içindeki bireylere Zeybek deniyor. Ve bu Zeybek'in bir yapısı var ve tarihsel bir geçmişi var. Bugün de yansıması var. Aslında araştırmacılar Zeybek'in kökenini antik çağlara kadar uzandırıyorlar. Ama elindeki somut belgeler 16. yüzyılda. Nedir bu somut belgeler? Sözlü kültür ürünleri, onlar hakkındaki destanlar, türküler, maniler, halk edebiyatı ürünleri daha çok kullanılıyor, buradan tanıyoruz. Ama Zeybeklik Kurumu her dönemde kendine göre bir takım değişikliklere ya da güncellemelere uğramış. Yani şimdi az önce sizin bahsettiğiniz bugünün güncellemesi, Zeybekliğin güncellemesi. Bu insanlar o antik çağlardan beri farklı yaşam biçimleri olmuş. Yani aslında Zeybeklik Kurumu'nu şöyle değerlendirebiliriz özet olarak. Ege'nin yaşam biçimi. Nedir bu? Biz her zaman Zeybeklik deyince ne geliyor aklımıza? Yiğitlik, kahramanlık, mertlik, dürüstlük, insanlara saygı, üreten, yani halkın özlemini çektiği bütün önemli kelimeleri içeren. Yani bu da neresi? Nerede bunun yaşam alanı? Ege. Tabii ki Zeybeklik konusunda araştırma yapanlar münferit de olsa Karadeniz'de de Zeybek dansları olarak ya da Doğu Anadolu'da Zeybek dansları olarak o ara kadar uzantısının olduğunu söylüyorlar. Ama esas yeri, ana yeri Aydın, İzmir, Muğla, Manisa, Ödemiş merkezli. Çünkü daha çok Ödemiş Bozdağ çevresinde geçmiş. Evet, o havalede. Şimdi Zeybeklik Kurumu'nda, Zeybeklik neden kurum diyoruz? Kendine göre bir takım örf adetleri var, gelenekleri var, bir yapısı var. Nedir? Bu yapının içerisinde bir lider var. Lider ne? İçindekilere kızan deniyor. Baş kızan liderin yardımcısı. Ve o kızan olmak bir takım kurallara bağlı. Herkes o Zeybeklik Kurumu'na giremiyor. Ama ne var ki bunlar halkın yanında yer aldıklarından ve yasa dışı eylemlerde bulundukları için yönetime göre dolayısıyla her zaman tetikte, her zaman akıllı, her zaman uyanık. Aslında Zeybeklik'le ilgili Ege'nin bir takım karakterleri de ortaya çıkıyor. Ege'li çok fazla konuşmaz ama hemen öz ve kısa konuşur. Yani kısa kes aydın havası olsun sözcüğüyle buradan çıkmış. Yani böyle çok fazla değerleri var. Tarih boyunca, yani ne zaman Zeybeklik Kurumu ortadan kalkmış? Cumhuriyet kurulunca. Çünkü gerek kalmamış. Ama Zeybeklik'i esas önüne çıkartan milli mücadele yılları. Milli mücadele yıllarında düzenli kurulana kadar var. Özellikle Bakanlık Doğu'da. Mücadeleyi Zeybekler başlatmış. Hatta Malgaç Baskını ya da Yörük Alef'e öne çıkan Efe'lerde. Yani bu süreçte, bu tarihsel süreçte binlerce Zeybek, binlerce Efe, yüzlerce Efe öne çıkmış. Ama bunlardan Ümit'in de dediği gibi üç tanesi var ki çok önemli. Akçalı Kermit. Tarihte 1830'lu yıllarda Aydın İhtilali diye bahsediliyor. O da yönetime daha adaletli bir sistem kurmak için kendisini vali yapıyor ve böylece etrafına topladığı halkla insanlarla daha güzel bir yönetim yapıyor. Ama tabii ki Osmanlı'nın karşısında baş edemiyor. Ondan sonra Çakıcı Mehmet Efe, Batılıların Bobin dediği ve hayranlık duydukları ama son derece akıllı. Daha sonra milli mücadele yıllarında Gökçen Efe, Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, böylece yüzlerce Efe'ler var. Bu Efe'lerin her birinin karakteri var. Ha şimdi bugüne kalan ne? Bunlardan bize kalan ne? Bunların dansları, müzikleri, gelenekleri,
biz o gelenekleri hala yaşatıyoruz. Hala halk arasında konuşuluyor bunlar. Hemen dans demişken bir videomuz var. İsterseniz o videomuzu izleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Evet, kısa bir videomuz var. Ardından sizlerle beraberiz. Sonrasında tüm Ege'nin aslında beklemiş olduğu en büyük özlem de bu. Siz bunu başlatmış oldunuz zaten. Evet. Yakın zamanda olacak mı? Olacak. Ben yaklaşık 40 yıldır Zeybek geleneği ve bunların dansları üzerine çalışıyorum. Araştırmalar yapıp bu dansları arşivimize kazandırdık. Şimdi onları kullanıyoruz. Bizim bu Ümit'le beraber yaptığımız çalışmada tabii ki başka arkadaşlar da var destekleyen. Ümit'i tanımam o bakımdan da benim için çok büyük bir güzellik oldu. Dansla bu kültürü birleştirip aslında geçmişteki değer yargıları ve geçmişteki beklentiler günümüzde de aynı var. Sadece zaman değişik. Bunları sergileyip kendimizden olan şey, kendi derdimizi bu geleneksel danslarımızda, geleneksel yaşam biçimimizde insanımıza aktarmak istiyoruz. Yani yapılmayan bu, şimdi siz de dediniz ya, Zeybek
oyunları deyince herhangi bir açılışta, herhangi bir düğünde çık oyna, o değil. Şimdi burada az önce izlediğimiz oyunlarda tabii ki tiyatro bölümlerini atladık biz ve burada tiyatro bölümünü vermedik. Tiyatro bölümünde de çok güzel şeyler var. Nedir bu? İşte az önce saydık ki bu insanlar bu toplum içerisinde çıkmış, toplumun sorunlarını çok iyi bilen kişiler. Dolayısıyla üstüne gidip bunları çözüm arayan kişiler. Kendisi pratik çözümler buluyor. Yani toplumun bilgilenmesini, eğitilmesini, yardım edilmesini, her türlü koşullarda toplumu ileriye götürecek bir yapılanma, öngörüye sahip düzeyler. Geçmişte böyleydi. Biz de o geçmişteki geleneklerimizi, o görkemli, az önce gördüğümüz görkemli giysileriyle, müzikleriyle, danslarıyla bugün içinde yaşadığımız sıkıntıları o geçmişin konularıyla anlatmak istedik. Yani yaptığımız çalışma bu. Ama ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum, Allah rahmet eylesin, nurlar içerisinde yatsın. Bir arkadaşımızı kaybettik, onun da üzüntüsüyle 3 tane oynayabildik. İnşallah bu yeni dönemde onun anısını çok fazla oynayacağız ve yeni oyunlar sergileyeceğiz. Ben çok fazla sözü uzatmayayım, evet, biraz daha. Hocam size de dönmek istiyorum. Şimdi dediniz ki işte bugüne kadar 6 tane film yapılmış ve hepsi kapalı gece oynadı. Şimdi yeni o zaman sinema ve dizi projesi olacak mı? Yani şu an Aydın Havalesi'nde evet yapılıyor, belki yapılmaya çalışılıyor daha doğrusu ama hani aldığımız haberlerde de şu var, artık orada halk Supay'ı kovalıyorlar haberleri geldi. Çünkü o kadar çok yapmaya kalkan oldu ki, farklı niyetlerde. Şimdi böyle bir proje olacak mı? Yani evet gösteri sanatları var ama bunu sinemada dizi olarak ve sinemada izleyebilecek. Valla açıkçası biz bu fikri bir İstanbul'dan bir yapımcı arkadaş 2 sene önce geldi. Bizden Çakırcalı ile ilgili senaryo istedi. Biz hazırladık, verdik. Fakat işte 15 Temmuz vesaire olmadı o konu. Fakat biz bu sene dernek olarak, yarın derneğimiz var. Toplumsal Yetişim Eğitim Kültür Sanat Derneği. Zaten Ege Gösteri Sanatları da ona bağlı bir oluşum. Biz bunun belgesel draması için hazırlıklarımızı yaptık. Zaten oyuncularımız, işte müziklerimiz, danslarımız hazır. Ödemişli olduğumuz için hocam da aydınlı. Mekanları da çok yabancı değiliz. O köyün insanlarıyız, öyle diyelim. Öyle bir niyetimiz var. Fakat yani öncelikle biz kurum ve dernek olarak halk danslarını ve zeybekli kültürünü yeni kuşaklara aktarmak misyonunu da kendimize kısmen almış olduk. Yani bu misyonu gururla ve alnımızın akıyla taşımak istiyoruz. Çünkü yeni kuşaklar bilmiyorlar. Uzun yıllar montaj bir kültür. Ben psikolojide mezunum olduğum için montaj bir kültürle gençlerimiz büyüdü. Altı boş bir şey bu. Kendi kültüründen uzaklaştılar. Yani bugün en basitinden işte bir harmanlı bir bile bilmiyor. Yani düğün için kursa gidiyor. Oysa bu yani İspanyol öyle değildir mesela. Ya da işte bir Arjantin'de öyle değildir. Kendi kültürünün dansını bilir. Doğru, biz evet ama biz burayı atladık. Yani o açıdan son dönemlerde işte üniversitelerin, hocalarının katkısıyla bu kültüre daha çok dikkat çekilmesi. Benim yaptığım ne? Ben sadece mesela dansla, halk dansıyla Zeybek'in biraz anlaşılmadığını düşünüyordum, eksik kaldığını düşünüyordum. Tiyatro aslında orayı kapatmak için bir şey. Yani evet çocuklar, gençler dans ediyorlar ama hikayeyi bilmiyorlar. Nereden geldiklerini bilmiyorlar. Belki biz o konuda biraz merak uyandırabiliriz, ilgi uyandırabiliriz. O merakın kalitesini biraz arttırabiliriz ve kültürümüze bir katkımız olur diye düşünüyorum. Aslında şu olabilir mi hocam? Yani şu diyebilir miyiz? Şimdi o Zeybek danslarının hareketlerinin aslında o efelerin ruhunda yatan isyanın dans figürleriyle ortaya konmasıdır. Yani halk tarihleri bir raton kesin diyebilir miyiz aslında? Yani o aslında nedir? Hani bakın o işte duruşları vesairesi yiğitliğin göstergesidir. Aslında onun dansla harmanlaması diyebilir miyiz? Evet. Bunu da tiyatroda koyduğumuzda zaten. Evet. Tiyatro biraz da onların hikayesini de anlatıyor. Dans anlatmıyor çünkü hikayeyi. Bir şey hissettiriyor ama hikaye anlamıyor. Çünkü onun arasında sosyolojik, ekonomik birçok sebep var. Yani bu insanlar durup dururken ben hep olayım diye daha çıkmıyor. Yani belli sebeplerden dolayı daha çıkıyor. Yani bunları bilmek gerekiyor. Onları bilmek için de sosyolojik, ekonomik ve dönemin tarihsel olaylarını bilmek gerekiyor. Yani neden sonuç ilişkisi kurmak için tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tek başına ne dans yeterlidir ne de tiyatro yeterlidir. Yani hatta bu anlamda biz yeni projemizde de
Anadolu'daki özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'de İstiklal Madalyası almış kadın efelerimize üzerinde bir dans çalışmamız var şimdi. Küçük de bir sürpriz yapalım. Yani Kibele'den başlayıp işte Anadolu bacalarından ve kadın efelerinden bir dans serüveni gösteri olarak da bir hazırlık süreci içerisindeyiz şu an. Bir düşünce olması Anadolu'da olur mu hocam? Yani bu tür etkinliklerin daha fazla yayınlaşması, Türkiye'nin olması gerekmiyor mu? Yani çünkü tiyatro baktığınız zaman dans olmaz olmazdır ama tiyatro biliyorsunuz yani küçük kitleye en kolay hitap edebilir etkinlikler. Yani adam beynine hemen kazıyor orada anlatınca. Biraz daha bu kültürün yaygınlaşması gerekmiyor mu? Kesinlikle ama bizim gibi kuruluşların içinde bulunduğu koşullar buna biraz engel oluyor. Daha fazla destek görürsek, halktan da destek görürsek çok daha güzel şeyler olacaktır. Yani sonuçta az önce görüp konuştuğumuz şeyler nedir? Dans soyut bir yapılanması lazım dans. Somut değil. Ama tiyatroda sözlerle somut bir takım katkılar da yaparsanız o dıştan bakışla içeriden bakışı çakıştırarak, örtüştürerek daha fazla ifade edebiliyorsunuz kendinizi. O bakımdan bu tür çalışmaların gerekli diye biz inandık ve öyle yola çıktık. Ve bizden olan bir şey kopya değil. Yani biz başka bir şeyi kopyalamıyoruz. Ama özgün, evet. Ve her şeyi biz yaratıyoruz. Tabii ki sanat önemli. Çünkü sanatta bir şey var, siz ne koyuyorsunuz, neyi anlatmak istiyorsunuz? Sanatçının kendisi, kendi bir katkısı olmazsa olmaz. Yani burada çocuklarımız, öğrencilerimiz ya da elemanlarımız dans ediyorlar. Dans ederken tamam bizim yapmasını istediğimiz hareketleri yaparken kendilerinden de katkı diyorlar. Ama nasıl yapıyorlar? Bu tiyatro nedeniyle bunun içeriğini de öğrenmiş oluyor. Yani az önce söyledim, hiçbir şey değişmiyor. Sadece zaman dilimi değişiyor. Bugünkü yaşam biçimi, çevre baskısı, dışarıdaki bir takım insanların davranış kalıpları, her şey geçmişte olduğu gibi. Geçmişte birden fazla burada toplumlar yaşıyormuş. İşte Ermenisi, Rumu vesairesi vesairesi. Tabii dışarıdan böyle dost gibi görünüyor ama kendi içerisinde de bir takım entrikalar var. Biz bu oyunlarımızda onları da koymaya çalışıyoruz. Yani bütün çıplaklığıyla her şeyi de aktarmaya çalışıyoruz. Yani izlenmesi gerekiyor. İzlemeden bir şey söylemek biraz. Yani şey hocam, sadece Çakırcı Adam Mehmet Efe olarak ne oldu? Yoksa diğer efelerin de işte dansla, tiyatrosu birleştirdik. Yani şimdi tabii biz öncelikle bunu da halkla buluşturmamız lazım. Biz yaklaşık 20 kişilik profesyonel bir ekip. Çünkü aramızda yani oynayan devlet tiyatrosu sanatçıları, işte var, konservatuar sanatçıları var, işte hocam üniversiteden. Şimdi bu kadar insanın açıkçası özel bir oluşumla yaşatmak zor. Bize ancak işte benim belki işte sponsor desteği ya da işte belediyelerin bizleri halkla kavuşturması, bu konuda vesile olmaları çok önemli. Bu kültürün yayılması için, bu kültürün yeni kuşaklara aktarılması ve işte o Kurtuluş Savaşı'nda ve öncesindeki efelerimizi almak için. Çünkü bunlar çok önemli. Hayatlarını koymuşlar. Yani bu topraklar için işte çıkmışlar yunana karşı, işte saldırılara karşı kendi varlıklarını hiçe sayarak oraya Cumhuriyeti kurmasına canlarını vermiş şehitlerimiz, gazilerimiz var. Hem onları anmak, hem vatanseverlik duyguları, hem de gerçekten bir kültürünü yaşayan, kültürüne sahip çıkan bir insanın psikolojisi de zor bozuluyor. Kolay kolay yıkılmaz, kolay kolay dış etkenlerden etkilenmez. Çünkü kendisiyle besleniyor, kendi köklerinden besleniyor. Yani bir ağacı dışarıdan beslerseniz olur mu? Olmaz. O kendi kökü bittiyse bitmiştir zaten. Yani ben toplumları ona benzetiyorum. Ya bu açıdan kültür, bu tür kültürel etkinlikler ve kültür değerlerimiz bizim aslında hayata bağımız, kökümüz anlamındadır. Yani Zeybeklik Kültürü'nün, Kültür Bakanlığı da şunun farkına vardı. 2013 yılında Zeybeklik kurumu, olgusu, kurulması gereken unsur olarak kabul edildi. Yani bakanlığın da bu konuda destekleri var. Biz geçen seneki oyunumuzda Kültür Bakanlığı desteğiyle bir gösteri Ege Üniversitesi'nde yaptık. Yani bunların, bu gelişmenin olumlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani biraz da şu olabilir hocam. Şimdi baktığınız zaman bu aslında büyük iş. Hemşehrilerinden düşünüyorum baktığınız zaman. Aslında Ege'de yaşayan hemşehrilerimize buradan çağrı gelmiş oldum. Evet. Yani böylesine güzel bir eserde sahip olabilir. Gerekiyor ki hatta hani ulusal değil,
uluslararası alanlara taşıyabilir. Oradaki vatandaşlarımıza, oradaki hemşehrilerimize buluşmamız gerekiyor ki doğru anlatılsın. Yani baktığımız zaman bugün tabii ki her kahramanımız bizi başımızın tercih eder. Yani bunun zaman Efe'den deyince zaten bir kere adına bir şey var. Efe. Evet. Şimdi baktığınız zaman hani yolda da karşılaştık. Şey mi hocam? Yani niye işte Efe'ne ne olsun hem bana derler genel itibariyle baktığınızda evet, biraz böyle. Evet. Şimdi o zaman bakınca bu da insanın yani ruhunu ve gururunu okşuyor. Niye? Diye. Ya da çocuklarımız değil, baktığınız zaman işte efendim, paşam dedi, seni dedi. Aslında dediğiniz gibi daha fazla böyle olması söylediğiniz çok önemli. Şimdi mesela uluslararası düzeye taşımak için, hocam isterseniz topu size atayım. Hani ulusal dansımız kabul edilme aşamasına geliyor değil mi Zeybeklik? Zaten kendi kültürümüz önce yaşayan kültürü içerisinde bir almanız gerekiyor. Onunla ilgili bir çalışmaları tamamladıktan sonra ulusta yani kendi ülkenizde yaygınlaştırmanız lazım. Sonra yabancı kültürlere bunu tanıtmanız lazım. Biz nasıl Robin filmlerinden işte başka filmleri hayranlıkla seyrediyoruz. Seyredirken orada ne var? İnsanlıkla ilgili unsurlar var. Onun için bu kültürde de bunlar var. Evet. Niye burada yaşanan olaylar, geçmişte yaşanmış, yaşanmış olaylar güncellenerek niye başka insanlara, başka kültürlere, başka dildeki, başka düşüncedeki insanlara aktarılması? Bunun da yapılması gerekiyor. Maalesef biz bu konularda gerçekten çok geç kalmış durumdayız. Ama biraz destek lazım. Siz de dediniz. Evet. Önce içeriden bir destek olmaz lazım. Biraz bu işlememiz lazım. Sonra niye uluslararası taşımayalım? Yani pekala olabilir bunlar. Yani gittik de zaten İtalya'ya gittik. Yani yapmamız gereken ama daha büyük bir ölçekli olması gerekiyor. Destek tabii buradan Kültür Bakanı, Kültür Bakanımıza, Kültür Müdürlüklerimize, Kültür Müdürlüklerimize yapılan çağrıyı oluşturan kültüre destek verin ki uluslararası arayla taşırsa daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Bir de şu var değil mi hocam, hani gözlemlediğim şu, aslında Türk milletin genel yapısına baktığı zaman en önemli aslında dans ve gösteri Efe Kültür. Yani tüm dansları yine söylüyorum, hepsi bizim kültürümüz ayrıldı ama şimdi Efe aslında Türk milletin tamamen dört farklı geleneklerine tamamen kendilerinden uyan en zaten diğerleri tabii hani hoş görürsünüz. Zaten geçmişte de bu çalışmalar yapılmış. Zeybek dansı milli dans olarak yansıtılmaya çalışılmış. Selim Sırrı Tarcan tarafından. Şimdi tabii ki bizim bu gösterimizde belirli bir dönemi yansıttığı için o dönemde giyilen giysiler, işte Zeybek'in giydiği, Efe'nin giydiği, kızının giydiği birbirinden farklı giysileri anlatmaya çalışıyoruz. Giyinme biçimini, kullandığı aksesuarları sadece o dönemde, siz sordunuz ya, yani nedir bu dönem? Çakıcı 1880'lerde 1900'ün başları. Yani o dönemi anlatıyor. Ama ondan önce Zeybek giyilir başka, işte daha sonra başka. Fakat halk oyunları anlamında bugün yapılan çalışmaların da tek tip bir giysi var. O da nedir? Son dönem Zeybek giysiler. Öyle bir şey, ayrı bir şey. Bakıyorsunuz ekipte, halk oyunları ekibi ya, A'dan Z'ye 30 kişi varsa hepsinde tek tip. Yani o tabii biraz, bir saklamış olabilir ama biz bu oyunumuzla bunun böyle olmadığını uygulamaya çalıştık. Yani aslında kolay bir iş de değil. Biraz ince ayrıntılarla çalıştık diyorum. Yani biz tabii bunların şimdilik üstesinden geliyoruz ama destek olursa çok daha iyilerinden. Farklı zeybekleri de gündeme getirip farklı danslara. Demin dedik ya Anadolu çok zengin. Çünkü 5000 yıllık bir geçmişe sahip. Yani biz Orta Asya'dan geldik, benim bir kültürümüz vardı, Anadolu'da bir kültür vardı. Sonra karışık, farklı, sentez bir kültür oluştu. Ama bizim kültürümüz, başkasının değil, Anadolu kültürü. Ege kültürü, İzmir kültürü, Aydın kültürü, İzmir'de bir duruşu var. Davranış kalıbı var. Nereden yapılıyor bunu, nereden geliyor? İçinde bulunduğu toplumdan elde ediyor. Evet. Bütün bunlar, bu yaptığımız gösteriler, dans, tiyatro veya başka bir müzik gösterisi, bu içinde bulunduğumuz toplumun malı. Biz buna sahip çıkmak istiyoruz ve bunu bütün dünyaya yapmak istiyoruz. Derdimiz şu da var değil mi hocam? Şimdi hani hiçbir şey yapmayın, sadece Efe kıyafetini giyip yürüyelim. Evet. Halk ilgi göstermeye başlıyor. Ya aferin diyelim. Ya ne kadar kıyafet değil mi? Hiçbir şey göstermeyin. O hem hususlarına ortaya çıkıyor. Niye Efe ağaçta çekilebilir miyiz? Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Biz de olur. Dolayısıyla o zaman bütün herkes. Evet. Çünkü yani yaşayan 80'leri biliyorum. Herkes aslında bu şekilde sahip çıkmasını şimdi ben Allah... Çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya açılan yüzü olarak görüyorum. Kesinlikle. Yani hakikaten böyle. Yani diğer dediğine söyledim. Kimse kusura bakmasın. Evet. Hakikaten böyle. Doğru. Yani yiğidi, sözün, el olma, hani o adam gibi adam olma nedeniyle kalmadan... Atfedilen sıfatlar daha iyi oldu. Evet. Daha yani yakışıyor mu? Evet ama burada tek bunu herkes
fakat sağlam kaynaklarla ve en sağlıklı biçimde, en iyi biçimde, yani kulaktan dolma, uzaktan görmeyle değil, araştırarak bu fes ya da başına giydiği başlık hangi dönemleri geçirmiş, üzerindeki şeyler ne anlam ifade ediyor, kim yapmış, nasıl yapmış, bunu birebir analizini yapabilirseniz o zaman çok daha görülür. Bir de buna sesli ışık sahne etkilenince o zaman çok daha farklı bir şey ortaya çıkıyor. Etkilenmemesi mümkün değil. Hocam şurada karşılaştık mı? Yani merak ediyorum. Şimdi mesela bu gösterimi yaptınız ya. Mesela oradaki izleyicilerden nasıl bir şey bu tepki geldi? Yani şu muhakkak olumlu gelmiştir de. Ya bunu hocam anlasın daha iyi. Hocam ya ben de hani daha çıkasım geldi, bir de elim alayım falan. Böyle bir tepkiyle karşılaştık. Yani şimdi tabii o eskiden o gerçekten de varmış. Biraz önce anlattığınız şey. O görkemli giysiyle ilgili köyde inen zeybeklere o genç delikanlı özenirmiş. Zeybek olmak istermiş ve o hemen isteyenler işte gidip bir çeteye mesela Çakırcalı'ya, bunlardan birisi de Yörük Ali'de mesela bir hikayesi var. Yörük Ali çok küçükken annesiyle beraber işte Aydın bölgesinde gibi buna söyledikten sonra 12-13 yaşında Efe'ye başvuruyor, Çakırcalı Mehmet Ali'ye başvuruyor. Beni al diye, kızan olarak beni çetene al diye. Fakat Çakırcalı o zaman küçük gördüğü için git birkaç sene sonra gel diyor. Şimdi özeniyormuş insanlar o giysilerle, o şeyle gençler. Çünkü Efe kızanlarıyla beraber köye inince o bütün kızlar, kadınlar, diğer köylüler, herkes hayranlıkla onlara bakıyor. O giysileri, o görkemli şaşalı çekim içinde bir özenti de yaratıyor. Giysilerin önemi çok önemli. Ne diyeyim, değerli ve onların hangi çağdan nasıl olur hocam onları biz, ben çok yanlış yapmışım onu düzelttim birçok yönetim. Önceki belgesel şeyle, bilmediğim için tabii hocam evet. Giysiler konusunda da dönemsel olarak uzman bir insan. Yok bu böyle olmaz, bu yanlış şey kullanmışsınız deyip onları mümkün olunca elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince doğru kostümleri çekmeye çalıştık. Yine de eksiklerimiz olabilir ama birazdan şeyle ilgili bu arada, dedim bir sivil toplum kuruluşu. Profesyonel iş yapan bir gösteri topluluyoruz biz. Ama yani benim bu insanları bir şekilde bir arada tutabilmek ve araştırmalarımızı devam ettirebilmek için ya bizim bu oyunu satmamız lazım ya da bize destek lazım. Hocam bundan şunu da duyuralım yani izleyicilerimize. Yerimiz nerede, nasıl ulaşacaklar size, şimdi bu programımızda ilerlisiyle geçmek için insanlar olacak. Onun dönüşünü yaparsak hiç olmazsa hani bir nebze de katkı sağlamış oluruz bu noktada. Yani sosyal medyada Ege Gösteri Sanatları olarak şeyimiz var. Sayfamız var, Çakırcalı Mehmet Efe, İlgi Göster Sanatları Çakırcalı Mehmet Efe olarak söylüyorum. Artık kurumlara, insanlara ulaşmak çok kolay, isteyen ulaşabilir, sizden de ulaşabilir. Yani biz genelde İzmir'deyiz, merkezimiz Buca'da ama işte ne bileyim Aydın bölgesine de gidiyorum. Yani, İstanbul turnemiz olacak gibi bunun çalışmasını yapıyoruz. Biraz da şeyle ilgili bir olay. Pazarlama da başka bir şey. Hani biz üretiyoruz ama işin pazarlama kısmı daha profesyonel. Valla burada ben pazarlamacılara sesleniyorum. Yeteneğin var diyorsanız hemen bu oyunu pazarlamamız gerekiyor. Gerçekten yani bir kere adıyla zaten. Çakırcalı Mehmet Efe. Adıyla zaten dolu dolu bir yiğitlik kahramanı. Baktığınız zaman işte dans, gösteri, tiyatro dediğiniz zaman bambaşka. Tamamen sanatın içerisinde bulunuyor. Ben tabii özellikle burada İzmirlere sesleniyorum. İzmir'e kültür şehri diyoruz. Bu noktada şimdi buradan da söyleyelim ne kadar kültü olduğumuzu desteklemek gösterelim. Umarım izleyelim. Hocam bir videomuz var istersen tamam. Onu da izleyelim. Tamam. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Asya'dan geldikleri doğrudur. Pişkin, yürük atları ve çetin silahlarıyla daldıkları doğrudur doğu kapılarından. Ve yüklenip Bizans'ın çürük kalelerine kanı kanla yudukları doğrudur. Keçileri ve kıl çadırlarıyla, bulutlara savrulan şahinleriyle ve güneşli yüzleri, türkülü dilleriyle Asyalıydılar. Tulum peyniri gibi Asya kokuyorlardı. Ata binince şaman, attan inince Müslümandılar. We'll be right back.
nefesi, dağların aslanı, Türklerin Robin Hood'u, Çakır'ın oğlu Mehmet. Namı diğer Çakır. Bu kocaların sahibi kim? Evimiz. Yiğit kimdir? Efemiz. Yiğit kime derler? Sözünden onu, efesiyle öğrenler. Korkak kime derler? Sözünden öğrenim, aman diye. Dünyaya niçin gelin? Öğrenmek için. Doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu? Olsun. De hadi kızan amat, kızanlığın kutlu olsun yiğidim. Köylerdeki yabancılara 3 güne kadar verdikleri zararı kapatıp insan gibi yaşayacaklarsa yaşasınlar. Yok yaşamayacaklarsa bizi oraya indirmesinler. Bizi oraya indirmeyinler. Sevmedim lan. Sevmedim lan. Sevmedim lan. Thank you.
Aslında toplumumuzun kültür ve sanata bakışı çok daha farklı biçimde gelişiyor. Bu tür eserlere ihtiyacımız var. Bunlardan daha çok üretip toplumla paylaşmamız gerekiyor. Ama bunun için de sağlam bilgilerle kullanmak gerekiyor. Örneğin mesela bu Çakıcı ile ilgili pek çok kitap var. Ama bunların en eskisi Zeynel Resmi'nin yazdığı 1936 yılında yayınlanmış bir kitap. Murat Serkoğlu yayınlamış. Daha sonra pek çok yayın var. Bunların hepsini taramak gerekiyor. Arşivleri taramak gerekiyor. Kimdir bu Çakıcı? Ne yapmış? Halkla nasıl kaynaşmış? Nasıl kendisini korumuş? Kızarlarını nasıl seçmiş? Halka neler vermiş? Kendisi ne almış? Ve sonu nasıl olmuş? Bunları irdelemek gerekiyor, analiz etmek gerekiyor. Tabii o dönemde Ege'de özellikle onun yaşadığı çevredeki gelenekler neler? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu gelenekleri güncelleyerek sanatsal bir katkıyla, estetik bir sunumla eğer sunabilirseniz biz geçmişimizi ve geleceğimizi, geçmişi daha iyi anlayıp geleceğimizi yönlendirmeliyiz. Yani bu tür eserde ihtiyacımız var son söz olarak. Bunun sadece bir halk oynanıp pratiği olarak kalması bence işin çok ufak boyutu, küçük boyutu. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Detaylarıyla bu tür eserler üzerinde durarak yeni eserler üretip toplumumuza paylaşmamız gerekiyor. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ümit Hocam hemen sizlerin de son cümlelerinizi alalım. Bence Efelik bugün de devam ediyor. Evet, Cumhuriyet'in ilanıyla onlar silahları bıraktı ama bugün artık sanatın efeleri var. Bilimle yapılıyor efelik bugün. İlimle yapılıyor. Yani bugün de efelik yaptığın işi iyi yapmakla geçiyor. Yani siz yaptığınız işi iyi yapıyorsun, efelik yapıyorsun aslında. Böyle dönüşmüş gibi geliyor bana. Bugün efelik başka bir dönüşümle devam ediyor. Hakikatin peşinde olmakla ilgili bir şey bu. Hakikatlerin peşinde, doğruların peşinde. Dünyanın en çok ihtiyacı olan şey, ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey, hepimizin ihtiyacı olan şey, hakikat ve gerçek. Yani kimse aldatılmak istemez, aldanmak istemez. Efelik bence bugün doğru işi yapmakla, mesleğini doğru yapmakla... Doğru anlatır aslında efelik diyebiliriz. Evet, evet, efelik. Bu anlamda bu kültürün altının çizilmesi ve hatırlanılması aslında damarlarımızda bu mevcut yani. Evet. Yani mevcut, bu topraklarda olduğumuz için. Ama hareketlendirmek gerekiyor. Belki bir bypass da bizim yaptığımız sanat. Ona bir şey olacaktır diye ümit ediyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle. Bu da bizim için çok önemli çünkü buraya çıkmak, kendimizi ifade etmek. Çünkü anlatamazsınız. Bu olanı her zaman bulamıyorsunuz. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok tekrar teşekkür, çok teşekkür ederim. Değerli yeni bir izleyicilerin Netanel'de genç ön programında sonuna geldik. Gösteri sanatları yönetmeni Mehmet Ümit Görgülü, Abdülay'ın Teredeyim hocam. Bizlerle beraber de bir dahaki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.